Hristiyanları gereksiz yere ezdiler. Ya İncil'de sürekli Allah'ın birliğinden bahsediyor İsa Aleyhisselam. Ya niye eziyet ediyorsunuz adamlara? Sen İsa'ya Allah dersen adamın nasıl çökeceğini tahmin edemiyor musun? Ya mahvetmiş oluyorsun adamı. Yapma etme. Allah bir de bitir işte o kadar. Niye Allah üç diyorsun ya? Adamın aklı, ya bir üniversite öğrencisi ne hale gelir bir düşün yani. Sen baştan adamı bitiriyorsun. Dinsizliğe mecbur ediyorsun. Hristiyanlar Hazreti İsa'yı dinlesinler kitabınızdan sonra pek çok sizinle görüşen Hristiyan'ın da ifadeleri değişti Adnan Bey. Aslında bir bizim için ama o anlamda söylemiyoruz üç gibi. Tabii ki ben Ermeni rahiple görüşmüştüm burada. Tabii ki Allah bir dedi yani onun çocuk olsa bilir ben bizim öyle bir iddiamız yok dedi. Yani sembolik anlamda biz baba diyoruz dedi öyle gerçek anlamda Allah'a baba demiyoruz dedi. Bir de gençlere niye etkili olamıyorlar? Ben onu da bir öğrenmek istiyorum. Bir de Türkiye'deki Hristiyanlar çok çekingenler, bayağı korkutmuşlar. Yani Türkiye'den pek bir şey çıkmaz Allah'a emanet. Amerikalı Hristiyanlara ağırlık verelim. Avrupa'dakileri de mahvettiler. Yani adamlar adeta bir kısmını delirttiler yani. Ya Hristiyanları seyretmenin alemi yok. Bu işe çok ciddi ağırlık verelim de. Mason kardinallerle yerlerinde de görüşebiliriz ama buraya çağırsak çok iyi olur. İnşallah. Mason rahipleri. Öncelikle onlarla bir görüşelim. Yani İtalyan Katolik Mason rahipler var. Onlarla görüşelim. Yani onların çok tanıdığı Hristiyanlar var. Yani nedir konu? Bu hurafe kafası çocukları nasıl perişan ediyor? Gençleri, orta dindar gençleri de çağıralım. Ama bu tabii kitapla olur. Kitap hazır. Yani İncil'deki hurafe kısımları ayıralım. Doğru olan kısımları da ayıralım. Minnetleştirelim. Tevrat'ta da yani tahrif edilmiş bölümler çok açık görülüyor. Ya İncil'i biz okuduğumuzda o hak olan kısımlara hemen ulaşıyoruz. Yani sırf İncil olsa bile anlarsın. Sürekli Allah bir diyor. Orada da çıkmış üç diyor. Olur mu öyle şey? Yani Allah'ın oğlu olur mu ya? Şu olacak iş mi yani? Eşi olması lazım Allah'ın. Haşa. Yani akıl almaz bir mantık. Sen Avrupa gençliğini, Amerikan gençliğini bu kafayla mahvediyorsun. Çocukları dinsiz et, o yapmaya doğru itiyorsun. Yaratılışlar da onlar da hurafe anlatıyor bir yandan. Tabii gelenekçiler de öyle. Güçleme için Rabbimiz Kur'an'da bu cesaretlerinden dolayı neredeyse gökler paramparça olacaktı diye belirtiyor. Bir daha. Üçleme konusuyla ilgili Rabbimiz Kur'an'da bu cesaretlerinden dolayı neredeyse gökler paramparça olacaktı. Tabii. O yüzden de işte Hristiyanlıktaki bu yanlış anlaşılma yüzünden de mezhepler birbirini kırıp geçirmiş. Katoliklerle Protestanların savaşları yüzyıllarca sürdü. Dehşet saçlar ya milyonlarca insanı öldürdüler.